Tarafından düzenlenen Halk Danışma Meclisi toplantısının ikincisi vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Düzenlenen toplantıya siyasi parti temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına, ilçe esnaflarından kanaat önderlerine kadar toplumun farklı kesimlerinden davetler katıldı. Toplantı başlamadan önce Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla bütün davetlerle tek tek tokalaştı. Yemek ikramının ardından kısa bir açılış konuşması yapan Başkan Atilla, ikincisi düzenlenen Halk Danışma Meclis toplantısının ilçe için faydalı olduğunu belirterek, önceki toplantıda 3 yılın hizmetlerinin anlatıldığını, bu toplantıda ise son 6 ayda yapılan hizmetlerin anlatılacağını söyledi. 6 ayda yapmış olduğumuz hizmetlerimiz. İlçe genelinde şehrin düzeni, altyapı ve üst yapının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için imarın taviz verilmeden uygulandığını vurgulayan Başkan Atilla, anlayışlarından dolayı Ceylanpınarlılara teşekkür etti. 2019 yılına kadar hedefimiz 400 bin metrekare kilitli parke taşı Ceylanpınar'da döşemek arkadaşlar. Evet. Seydo Atilla mahallesindeki Seydo Atilla kültür evinin açılışını yaptık, bitirdik. O Seydo Atilla mahallesindeki hemşerilerimizin hizmetlerine sunmuş olduk. Yani bu 6 ayda yaptıklarımız... Başkan Atilla açılış konuşmasının ardından son 6 ayda Ceylanpınar Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri slayt sunumuyla Halk Danışma Meclisi üyelerine anlattı. Altyapı çalışmalarından üst yapı çalışmalarına, sosyal hizmetlerden kalıcı projelere kadar birçok konuda katılımcıları bilgilendiren Başkan Atilla, belediye bütçesinin yetersiz olmasına rağmen ilçeye büyük hizmetler kazandırdıklarını aktardı. Bu 200 kişilik kız yurdu, kırsaldaki kızlarımız için yaptık. Köyde oturanlar var ya, hani kızını liseye gönderecek ama diyor kimin evine göndereyim, kimin yanında kalsın. Biz onun için Ceylanpınar Belediyesi olarak yaptık. Daha önce de size anlatmıştım. Belediye binası yapacaktım, sonradan vazgeçtim. Bu kız yurdunu yaptırıyorum. Özellikle prestij cadde çalışmalarının tamamlanmasıyla Ceylanpınar'ın çehresinin değişeceğini ifade eden Başkan Atilla, ayrıca sokak aralarında kilitli parke taşı çalışmalarının süratle devam ettiğini ve toplamda 400 bin metrekare kilitli parke taşı döşeneceğini anlattı. Slayt sunumunun ardından Başkan Atilla, katılımcıların sorularını cevapladı. Halk Danışma Meclisi üyeleri hizmetlerle alakalı merak ettikleri soruları Başkan Atilla'ya yönelttiler. İlçenin sorun ve sıkıntılarının da aktarıldığı toplantıda Başkan Atilla ilçenin sorunlarının çözümü konusunda gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Toplantıda katılımcılara günün anısına ajanda ve kalem hediye edilirken Selahattin Eyyubi Okul Aile Birliği Başkanı İbrahim Kaça da Başkan Atilla'ya kara kalem portre çalışması ve isminin yazılı olduğu bir kalem hediye etti. Ceylanpınar'da düzenlenen toplantıya siyasi parti temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına, ilçe esnafından kanaat önderlerine kadar toplumun farklı kesimlerinden davetler katıldı. Toplantı başlamadan önce Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla bütün davetlere tek tek kulaklaştı. Yemek ikramının ardından kısa bir açılış konuşması yapan Başkan Atilla, ikincisi düzenlenen Halk Danışma Meclis toplantısının ilçe için faydalı olduğunu belirterek, önceki toplantıda 3 yılı hizmetlerinin anlatıldığını, bu toplantıda ise son 6 ayda yapılan hizmetlerin anlatılacağını söyledi. İlçe genelinde şehrin düzeni, altyapı ve üst yapının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesin, imarın taviz verilmeden uygulandığını vurgulayan Başkan Atilla, anlayışlarından dolayı Ceylanpınarlılara teşekkür etti. Başkan Atilla açılış konuşmasının ardından son 6 ayda Ceylanpınar Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri slayt sunumuyla Halk Danışma Meclis üyelerine anlattı. Altyapı çalışmalarından üst yapı çalışmalarına, sosyal hizmetlerden kalıcı projelere kadar birçok konuda katılımcıları bilgilendiren Başkan Atilla, belediye bütçesinin yetersiz olmasına ilçeye büyük hizmetler kazandırdıklarını aktardı. Özellikle prestij cadde çalışmalarının tamamlanmasıyla Ceylanpınar'ın şehresinin değişeceğini ifade eden Başkan Atilla, ayrıca sokak aralarında kilitli parke taşı çalışmalarının süratle devam ettiğini ve toplamda 400 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini anlattı. Slayt sunumunun ardından Başkan Atilla, katılımcıların sorularını cevapladı. Halk Danışma Meclis üyeleri hizmetlerle alakalı merak ettikleri soruları Başkan Atilla'ya yönelttiler. İlçenin sorun ve sıkıntılarının da aktarıldığı toplantıda Başkan Atilla ilçenin sorunlarının çözümü konusunda gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Toplantıda katılımcılara günün anısına ajanda ve kalem hediye edilirken Selahattin Eyyubi Okul Aile Birliği Başkanı İbrahim Kaça da Başkan Atilla'ya kara kalem portre çalışması ve isminin yazılı olduğu bir kalem hediye etti. Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Danışma Meclisi toplantısının ikincisi vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Ceylanpınar Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Danışma Meclisi toplantısının ikincisi vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla bütün davetlilerle tek tek tokalaştı. Yemek ikramının ardından kısa bir açılış konuşması yapan Başkan Atilla, ikincisi düzenlenen Halk Danışma Meclis toplantısının ilçe için faydalı olduğunu belirtti. 30 Mart 2017 tarihi itibariyle, yani bundan 7 ay öncesi tekrar toplantımızda sizlere o güne kadar 30 Mart 2017 tarihine kadar Ceylanpınar'a 64 milyon TL'lik, yani eski rakamla 64 milyonluk hizmetle buluşturmuştur. Bunun sadece maliyeti 11 milyon arkadaşlar. İnanma ya. Bu hatların, bu yol boyundaki hatların yer altına indirilmesi, o trafo, arabalı, direk, o bir kirliliği gitmesinin maliyeti 11 milyon, onu da Ceylanpınar'a kazandırdı. Toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti. Ahmet İlingi Zorova köyünde oturuyor. Zorova'da bu yapıya en az 5-6-8 milyon gidip geliyor. Bizim yolumuz yapılmıyor. Kimse bahsediyor. Mecbur kaldı. Size söylüyorum Sayın Başkanım. Şimdi kasadan sorumlu Başkan Yardımcı Mehmet Bayor. Cevap. Yani bakar. Kanı bakar. Kanı bakar. Evet, evet. Şimdi sizin esas yolunuz normalde yuvarlanmış.